İsmim Zeynep Nazşönem. Ankara Pursaklar Fen Lisesi'nden mezun oldum. Aslen Ispartalıyım. Bu sene TÜBİTAK'tan biyoloji olimpiyatlarından gelen ek puanımla birlikte Türkiye birincisi oldum ve Medipol'ün Uluslararası Tıp Fakültesine yerleştim. Ben aslında mezuna bırakmıştım ama mezun senesinde pek çok arkadaşım motivasyonunu kaybetti, bazıları depresyona girenler bile oldu. Fakat bu süreçte elimden geldiğince yeri geldiğinde deneme netlerim artmasa da ya da sınavlarda çuvallasam da motivasyonu korumaya özen gösterdim. Ayrıca daha çok AYT ağırlıklı ilerlemeyi tercih ettim. Ve de özellikle konuların temelini sağlam tutmaya çok özen gösterdim. YouTube'dan da soru çözüm videolarını ya da eksik olduğum konulara özellikle çalışarak bu süreci devam ettirdim. Medipol'ün Uluslararası Tıp Fakültesini tercih ettim. Çünkü sunduğu imkanlar açısından bana çok güzel gelmişti. Örneğin tek kişilik yurt vermesi, hazırlıkta Amerika'ya dil okuluna göndermesi olsun. Sınıf mevcudumuz da ayrıca az kişiydi ve de sadece burslu öğrencilerden oluşuyordu. Yani aslında hepimiz belli bir başarı elde etmiştik ve bu şekilde de birbirimizi olumlu yönde etkileyeceğimizi düşündüm. Ayrıca Medipol'ün kendi bünyesinde Remer araştırma laboratuvarları bulunuyor. Ben kendim de araştırma üzerine devam etmeyi hedeflediğim için bu laboratuvar benim çok ilgimi çekmişti. Ki lisans düzeyinde de öğrenciler bu laboratuvara gidip kendi araştırmalarını yapabiliyorlar, makale yayınlayabiliyorlar. Hatta patent alan öğrenciler bile var. Ayrıca çok fazla staj imkanı da sağlıyor. Stajlar da diğer ülkelerdeki üniversitelerle bağlantıları da çok fazlaydı. Ayrıca Medipol çap yapmamızda da büyük bir imkan sağlıyor. Kendi bünyesinde de zaten şu anda mevcut bilgisayar mühendisliği olsun, sağlık yönetmeliği olsun, elektrik elektronik mühendisliği ya da psikolojiyle çap yapan öğrenciler var. Ben kendim de bilgisayar mühendisliğiyle çap yapmak istiyordum. Çünkü tıp okurken sadece kendim tıp alanında değil, mühendislikte de geliştirmeye devam etmek istiyordum. Bu sebeplerden dolayı da burayı tercih ettim. Açıkçası Medipol'de olimpiyattan tanıdığım arkadaşlarım da vardı. Üst dönemlerde okuyan abilerim, ablalarım vardı. Ve de onlarla da hep konuşurken yeri geldiğinde işte İsviçre'de stajda oluyorlardı, Japonya'ya gitmiş oluyorlardı. Kendilerini akademik anlamda hem geliştirebiliyorlardı hem de gezmek için de bolca fırsat bulabiliyorlardı. Burada üst dönemlerimle birlikte hepsi de güzel işler yapmış insanlar. Onlarla birlikte okumanın da açıkçası bize de büyük katkı sağlayacak. Çünkü bize de bir yol haritası çizmiş oluyorlar. Kendi yaptıkları farklı deneyimlerini bizlerle paylaşıyorlar. Bunların bize de olumlu bir katkısı olacağını ve daha sonrasında gelecek olan alt dönemlerimize de bizim katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Ben ileride kendim de araştırmacı hekim olmak istiyorum. Hatta daha çok neuroscience alanında çalışmalar yapmak istiyorum. Medipol'ün de bünyesinde hazır olarak bulunan neuroscience lab'ları var. Aktif olarak çalışmalar da yapılıyordu. Bunlar da benim ilgimi çekmişti. Ve yani genelde ülkemizde tıp okuyanlar hep klinik doktor olmayı tercih ediyorlar çoğunlukla. Ama aslında araştırma da büyük bir alan ve bu da dünya çapında çok oldukça popüler durumda. Çünkü sonuçta bilim bizim geleceğimiz. Bugünümüzün de temelini oluşturuyor. Bundan dolayı da ben de bilime yönelmek ve bu alanlarda daha fazla çalışma yapmayı tercih ediyorum. Merhabalar, ismim Mustafa Özateş, Malatya'dan geliyorum. Sayısalda 55. oldum ama ulusal kimya olimpiyatlarından gelen ek puanımla birlikte Türkiye birincisi oluyorum. İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesini tercih ettim. Sınav süreci zorlu bir süreç. Bu süreçte bazen inişler çıkışlar olabiliyor. İndiğim vakitler ya da denemelerde kötü yaptığım vakitler pes etmeden devam ettim. Düzenli bir şekilde çalışmaya devam ettim. Bence başarının sırrı düzenli çalışma. Medipol'ün öğrencilere sunduğu imkanlar çok iyi. Aynı zamanda öğrencileri araştırmaya teşvik ediyor ve hazırlık senesinde yurt dışında dil eğitimine gönderiyor. Bunlar tercih etmemde etkili oldu. İyi bir hekim olmak istiyorum. Klinik alanda ilerlemek istiyorum. Plastik cerrahi düşünüyorum şu anda ama ileride değişebilir. Sınava girecekler zorlu bir süreci kendilerini beklediğini düşünmeleri lazım. Düzenli bir şekilde çalışmaları lazım. Bir gün çok çalışıp öbür gün bırakmak yanlış bir yöntem. Bazen denemelerde kötü yapabilirler. Denemelerini iyi analiz etsinler. Özellikle branş denemelerine yüklensinler. Çünkü soru bankalarında belli bir konudan soru çıkıyor sadece ama branş denemelerinde her konudan birkaç soru oluyor. Branş denemelerini bolca çözsünler. Ben Baki Tomruk, Ankara'dan geliyorum. Keçiören Fen Lisesi mezunuyum. 2024 YKS sınavında sayısal alanda Türkiye üçüncüsü oldum. Sonrasında da Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi'ne yerleştim. YKS hazırlık sürecine ben 11. sınıfta başladım. 2 yıllık bir çalışma sürecim oldu. Genel olarak haftalık planlarımı yapıyordum, o şekilde ilerliyordum. Biraz esnek planlar yapıyordum. Zorlu bir süreçti. Bunun hani haftalık planlarımı yapıyordum. Ondan sonra soru bankaları, ondan sonra videolar şeklinde ilerlerken
güzel bir çalışma sonucunda da iyi bir başarı elde ettim. Ben aslında çift anadal yapmak istiyorum bilgisayar mühendisiyle tıpkın yanında. Ondan sonra buraya geldiğimde, üniversiteyi gezdiğimde burada Remer, Sabita, buraları da gezdim. Buradaki teknolojik altyapılar da olsun, oradaki laboratuvar imkanları olsun. Bunlar ve sunduğu çift anadal imkanı beni biraz cezbetti. Onun dışında hazırlıktan itibaren sunduğu yurt dışı olanakları veya burs olanakları, yurt olanakları hepsi birleşince Medipol'ün benim için en doğru tercih olduğuna karar verdim. Benim bilgisayar mühendisiyle çift anadal yapmak gibi bir planım var. Tıpın yanında bununla beraber tıpta yapay zeka alanına uzmanlaşarak biraz da tıpla mühendisi harmanlayarak ilerlemeyi düşünüyorum. Burada zaten üniversitemin sunduğu Zürich Teknik Üniversitesi'nde staj imkanları da var. Orada bilgisayar mühendisi ve tıpta staj da yaptıktan sonra kariyerimi biraz da bunların birleşimi üzerine odaklamak istiyorum. Yeni gelecek öğrencilere tavsiyem, hani çalışmayı hiçbir zaman bırakmamaları olabilir. Çünkü çok zorlu bir süreç, çok uzun bir süreç. Sonuna kadar bırakmayan kazanıyor bu süreçte. Ve de çok çalışmanın yanında disiplini, planlı çalışmayı hiçbir zaman bırakmamaları gerekiyor. Her zaman planlı, programlı şekilde çalıştıkları zaman ben başarıya ulaşacaklarına inanıyorum. Merhabalar, ben Furkan Pamukçu. Balıkesir'den geliyorum. Sözel'de 6. olarak Medipol Medya ve Görsel Sanatlar bölümünü tercih ettim. Öncelikle ben Açık Öğretim Lisesi'nden mezun oldum. Harp Okulu'na girdim ve askeri öğrenci olarak 6 ay devam ettim. Daha sonra oradan sağlık sorunlarıyla ayrıldım ve 3 ay boyunca YKS'ye çalıştım. Bunun sonucunda da güzel bir sıralama elde ettim ve burayı yazdım. Medipol'ün sağladığı burs imkanları tabii ki güzel ama ben burada yer alan insanların sıcaklığını, samimiyetini sevdim, ortamını sevdim. Ayrıca hocaların ilgili olmasını, alanında başarılı olmalarını takdir ediyorum. Bunun benim için faydalı olacağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra Medipol'ün medya merkezi var. Bu medya merkezinde bulunan TV stüdyosu, radyo ve ses kayıt odaları, bilgisayar laboratuvarları, bunlar benim bu bölümü tercih etmemde ana sebepler. Çünkü bunlar sayesinde ben rahatça uygulama yapabileceğim ve kendimi geliştirebileceğim, sektörü hazır hale gelebileceğim. Öncelikle bu sektör aslında derya deniz. Yani yapabileceğim şeylerin sınırı bence yok. Ama ben daha çok arka planda kalıp tasarıma odaklı çalışmak istiyorum. Buradaki imkanlardan faydalanarak henüz erken yaştayken hızlıca sektöre girmeyi ve kendimi bu konuda geliştirip iyi yerlere gelmeyi düşünüyorum. Sınav için tavsiyede bulunacak olursam, bence kendi takip ettikleri her kişinin taktiğini uygulamaya çalışmaktansa kendi özlerini bulmaları. Belki onlar farklı şekilde anlayabilir, daha güzel çalışabilir. Bunun yanı sıra şunu söylemek istiyorum. Aileler de öğrencilere, çocuklarına destek olmalı. Yani onların size ihtiyacı var.